Evet, bugün paralarımızı ve paralarımızla ilgili problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Yalnız burada bilmemiz gereken bazı temel kurallar var. O da kuruş ve liranın tamamen birbirinden farklı olduğu ama birbirine dönüşebilir özellikte olduğu. Peki bu kuruş ve liranın arasında bir bağlantı varsa ki bunu biliyorduk. Neydi bu bağlantı? Bir lira 100 kuruş olarak birbirine dönüşebiliyordu. Bu önemli. Biz bunu kullanacağız. İlk önce tabii problemlerimizi kullanmadan önce bu durumu biz paralarımızı bir tanıyalım. Fark ettiysen az önce de bir kuruş kısmımız var, bir de lira kısmımız var. Şimdi kuruş kısmımıza baktığımızda bunlar genellikle madeni para oluyor. Böyle bozuk para, cebimizde işte ses çıkartan paralar da düşünebiliriz. İlk önce en küçük para birimimiz kuruş. O da bir kuruş. Ardından gelen kuruş ise 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş. Kuruşlardan farklı olarak, daha doğrusu liralardan farklı olarak tek madeni para olan tek lira parası o da 1 lira. Diğer liralar nasıl? Kağıt paralar. Kağıt paralarımızda da en küçük 5 lira. 10 lira, 20 lira, 200 lira, ardından 50 lira, 100 lira ve 200 lira geliyor. Şimdi biz liraları istediğimiz gibi kuruşlara çevirebiliriz, değil mi? Mesela 10 lirayı ben kuruşa çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Nasıl çeviririm? 1 lira 100 kuruş ise 10 liranın kaç kuruş yaptığını bulmak için ne yapmam lazım? Söyle. 100 ile 10'u çarpmam lazım. Hatırlarsan çarpma işleminde kolay çarpmamız var, değil mi? Böyle son rakamları sıfırsa biz başındaki sayıları çarpıyorduk. Yani 1 ile 1'i çarpıyorum. Ne yapar? 1. Sonra kaç tane sıfır varsa bunun sonuna ekliyorum. Demek ki 10 lira kaç kuruşmuş? 1000 kuruş. Peki ben 1000 kuruşu, daha doğrusu 10 lirayı böyle kuruşlar cinsinden yapabilir miyim? Peki 1000 kuruş için kaç tane 1 kuruş lazım? Altay. Nasıl buldun peki bunu? Matematiksel olarak, işlemsel olarak. 1000 ile 1'i çarp. O zaman 1000 kuruşu 5 kuruş nasıl yapabilirim? Kaç tane 5 kuruş 1000 kuruş yapar? 5000 tane mi yapar? 200. Nasıl buldun? Yani hangi işlemi yapmamız lazım aslında burada? Çarpma mı? 200 ama nereden bulduk? Ya da 1000 kuruşu 10 kuruş, kaç tane 10 kuruş? 1000 kuruş yapar. Nasıl bulurum bunu? Bölme işlemiyle bulurum. Şimdi 1000 kuruş bunu 10'a bölersem eğer neyi bulurum? Kaç tane 10 kuruş yapacağını bulurum. Burada da 10'un ilk önce 1'in içinde 10 var mı? Yok. Ne yaptık? 10 yaptık. 10'un içinde 10 var mı? Var. Bir kere var. Çıkarttık. Sıfır. Sıfırın içinde 10 var mı? Yok. Buradaki sıfırı indirdik. Ne oldu gene? Sıfır. Sıfırın içinde 10 var mı? Yok. İkinci 10 dediğim için hemen sağ tarafı bir sıfır bölüm kısmına. Sonra yukarıdan bir sıfır daha indirdik. Sıfırın içinde 10 var mı? Yok. O zaman gene üçüncü yokta da ne yapıyorum? Bölüm kısmına bir sıfır daha ekliyorum. Demek ki 1000 lirayı sadece 10 kuruşlardan oluşturmak istersem ben eğer 100 tane
10 kuruş olması gerekiyor. İşte böyle paralarımızda değişimler yapacağız problemleri çözerken. Bildiğiniz oyun hamuru gibi bu paraları oynayacağız. Kuruştan liraya, liradan kuruşa. Belki kuruştan liraya tam olarak şu an onu öğrenemeyeceğiz. Onu özellikle 5. sınıfta ondalık sayıları gördüğümüzde tam detaylı çevirebileceksiniz. Ama genelde liradan kuruşa çeviriler, dönüşümler yapacağız problemlerimizde.